Yaşadıkları büyük sıkıntıyı ekranlara taşıdık buradan. Çetin Doğan'ın eşi İlgün Doğan konuğumuz oldu ve 28 Şubat davasının FETÖ kumpas davalarıyla nasıl benzeştiğini aktarmaya, anlatmaya çalıştık. Büyük bir mağduriyet var. 14 emekli general 334 gündür hala içeride tutuklu durumdalar ağır sağlık sorunlarına rağmen. Bu bölümde Bodrum'da izledik, tanıtımlarda da izlediniz sevgili seyirciler. Müthiş bir kıyı ve orman talanı yaşanıyor Bodrum'da. Daha doğrusu girişimleri var. Bodrumluların da, yerel yönetimlerinde, belediye başkanlarında, hem Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Bodrum Belediyesi'nin bu yağma sürecine direnci söz konusu. Bunları konuşacağız. En son dünyanın en güzel koylarından Cennet Koyu'na yargı kararlarına rağmen, açık yargı kararlarına rağmen Cengiz İnşaat'ın otel yapmasına, yani beton dökmesine izin verildi. Onunla başlayacağız. Ben konuklarımı hızla tekrar tanıtıyorum ekranı yeni açanlar için. Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras bizimle birlikte. Sayın Aras, tekrar hoş geldiniz çok diyorum. Çok teşekkür ederim. Turhan Çömez sevgili seyirciler, Doktor Çömez, AKP eski milletvekili. Hoş geldiniz Sayın teşekkür Çömez. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ve hukukçu Sayın Haluk Pekşen, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili. Tekrar hoş geldiniz Sayın Pekşen. Hoş bulduk sevgili Tuncay. Sayın Başkan, siz bir hazırlık yaptınız ama yine süremiz sınırlı. Evet. Sadece Cennet Koyu değil ama onu konuşacağız, önemli. Birçok noktada AKP iktidarının yandaşlara böyle ulufe dağıtır gibi verdiği araziler, arsalar var. Bizimle paylaşır mısınız lütfen detayları? Ya bizim genel sorunumuz özelleştirme meselesi. Şimdi zaten Bodrum 1980'lerden sonra ciddi bir talep aldı biliyorsunuz. Ve bu talep üzerine ikinci konutlar yapılmaya başlandı. Bir tarafta turizm tesisleri de yapılmaya başlandı. Ama bunlar hep özel mülke konu arazilerdi genel olarak. Hı hı. Ama Bodrum'un tabii çok büyük bir bölümü de orman, hazine arazileri, doğal sit alanları, arkeolojik sit alanlarına sahip bir coğrafya. Şimdi son dönemde artık bu özel mülke konu alanların birçoğu tabii yapılaştığı için büyük bir oranda artık iş şimdi hazine arazilerine geldi. Şimdi özelleştirme yoluyla aslında buraları satın alanlara kızmamak lazım. Burayı satanlara kızmak lazım. Evet. Şimdi kamusal alanlarımız bizim, hepimizin, bütün halkımızın ortak alanları. Bu alanları korumamız lazım. Hele hele Bodrum Yarımadası'nda genelde bizim kamusal olarak ayrılan alanlarımız ya ormandır, ya doğal, ya da arkeolojik sit alanlarıdır genel olarak. Çünkü 3500 yıldır bu topraklarda medeniyetler gelmiş gitmiş ve hepsinin bıraktığı her noktada, her bastığınız toprak parçasında bir eser vardır ya da bir miras vardır burada. Veya bütün doğa alanlarında endemik bitkiler vardır. Çok özeldir buranın bitki örtüsü. Evet, evet. Biyoçeşitliliği inanılmazdır. O yüzden bu bölgeyi olduğu gibi korumamız gerekirken, koruma amaçlı imar planlarıyla, 1980'lerde mevzi imar planlarıyla, ondan sonra 2000'lerde de Nazım imar planlarıyla yavaş yavaş Bodrum imara açılmış. Yani gelecek bir projeksiyonu yapılmadan, buradaki nüfus çok fazla düşünülmeden, su ihtiyacı, altyapı ihtiyacı, yol ihtiyacı çok fazla düşünülmeden, turizm potansiyeli çok fazla düşünülmeden birçok plan yapılmış. Sonra 99'da 11 belediye haline geldi Bodrum. Yine biliyorsunuz siyasi karar. 99'da tabii siyasi karar, o da siyasi karar da. Ama asıl büyük yıkım 11 belediyede kapanıyor. Ondan sonra 2014'te Büyükşehir Belediyesi. Evet. Neden? Kırsaldan oy alalım, büyükşehirleri de AKP'li yapalım. Yani büyükşehiri almak üzere bir plan yaptı AKP. Evet, çalışma, evet. Ama tabii ki gene bu Ege'de çok fazla sökmedi. Neyse ki. Her neyse şimdi... Bu planlar 99'da da 11 ayrı belediyenin yaptığı imar planları var. Yani toplamda 300 küsür mevzi imar planı, 56 Nazım imar planı var Bodrum Yarımadası'nın üzerinde. Zaten birçok yer imara açılmış. Mandalina bahçeleri, doğal karakteri korunacak alanlar, hepsi imara konu edilmiş zaten. Evet, evet. Şimdi biz de elimizde son kalan kamu arazilerini tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki kime karşı korumaya çalışıyoruz? Yani bu kem gözlere karşı değil yani. Bizim yine üzerimizde sonuçta karar alma yetkisi olan hükümetimize korumaya çalışıyoruz. Sattırmamaya çalışıyoruz. Bizim bütün burada çabamız bu. Yani siz eğer Cennet Koy dediniz şimdi. Cennet Koy yaklaşık 700 dönüm bir yer. Evet. Ve gerçekten görüntüleri de getirelim ekrana. Yüzlerce çeşit, ben de getireyim. Evet. Bitkinin, endemik bitki türünün olduğu, tam ortasında
arkeolojik alanların şöyle olduğu, gösterelim sayın arkeolojik Aras. Alanların evet. olduğu bir yer burası Cennet Koy. 2012 yılında özelleştirme tarafından devralınıp planlanarak satışa çıkarılmış bir yer burası. Ama asıl turizm merkezi ilan edildikten sonra aslında buranın planlarını Turizm Bakanlığı yapıyor ve Turizm Bakanlığı özelleştirme yoluyla buranın satışını gerçekleştiriyorlar. Evet. Arkasından da işte o bahsettiğimiz grup satın alıyor. Evet. Ve Cengiz İnşaat. Bu zamana kadar çeşitli davalar, yargı süreçleri oluyor tabii ki. Ama şu anda geçerli bir planları var ve bunun üzerine de şu anda yapılaşmaya çalışıyorlar. Bir ruhsat aşamasına gelen bir durum var şu anda. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani şu anda biz değerlendiriyoruz hukuki olarak tabii ki durumu. Şu anda özelleştirmenin yaptığı planlar var. Ama biz sonuçta hukukçularımızla beraber buraya uygun bir cevap vereceğiz. Yani bu konu böyle Cennet Koy meselesi. Evet. Ama burada tabii sadece konu Cennet Koy değil. Yani aynı şekilde Orta Kent'te de yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir özelleştirme alanımız daha var. Şimdi burası hele hele daha önemli. Çünkü eskiden burası bir mera alanıydı. Evet. Ve daha sonra mera tescili konusunda yine bir geçiş döneminde atlanmış burası geçmiş dönemlerde ve özelleştirmeye konu edilip şimdi burası da satışa çıkarıldı. Biz burada dava süreçlerimizi tamamen takip ettik. Yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen şu anda özelleştirme idaresi bizden imar durum belgelerini istedi ve burayı şu anda satışa çıkarıyorlar. Yürütmeyi durdurma kararı var burada. Ama maalesef mahkeme kararına burada da uyulmuyor. Uyulmuyor, evet. Yani Cennet Koy'da da aslında böyle bir şey söz konusu. Evet. Orada da Danıştay'a açılan davalar var. Ancak Danıştay yürütmeyi yine durdurma kararı veriyor. Satışın iptali kararını veriyor. Ancak özelleştirme yüksek kurulu Danıştay kararını uygulamamasıyla ilgili bir karar daha alıyor. Ve burasının süreci bugünlere kadar geliyor. Ama sadece bu da değil. Bodrum'da şu anda kamu elinde kalan son araziler hakkında sürekli bir bize haberler geliyor. İşte burası da satılacak, burası da satılacak. Hatta belediyeye geliyorlar. İşte biz burayı alacağız, ne yapabiliriz diye soranlar da oluyor tabii ki. Ama biz bütün gücümüzle bu sürece karşı çıkmaya çalışıyoruz. Tabii ki hukuku kullanıyoruz. Burada davalarımızı açıyoruz. Aynı şekilde son günlerde Adalıyalı konusu tekrar gündeme geldi. Adalıyalı'da da 2014 yılında başlayan bir süreç vardı. Evet, Turizm Bakanı'nın çok ilgilendiği yer orası değil mi? Evet, Bakan Bey'in orada bir parseli var, ormandan tahsisler var. Oraya bir otel yapmak isteniyor ama 2014'ten beri Bodrumlu denizciler, Bodrum severler, evet. çevreciler, herkes buraya karşı çıktı. Evet. Davalar açıldı ve açılan davalarda planlar iptal edildi. Her iptal edilen plan yerine yeni bir plan geliyor 2-3 sene sonra. Sürekli böyle tazelenen bir süreç var burada da. Ama orası bizim için çok önemli bir yer. Bodrum biliyorsunuz denizcilikle de öne çıkan bir ilçemiz. Ve Bodrum'da denizciler mavi yolculuğa buradan başlar. Halikarnas balıkçısının mavi yolculukta anlattığı kıyılar buralar. Evet. Yani biz buraları eğer açarsak yapılaşmaya artık Gökova diye bir şey kalmayacak. Evet. Mavi yolculuk da evet. kalmayacak. Burası Gökova'nın kapısıdır. Biz öyle görürüz orayı. Mavi yolculuğa çıkan ilk yolcular, ilk misafirler teknelerle buraya giderler. Burada konaklarlar bir gece. Ondan sonra yavaş yavaş dağılırlar. Arkeolojik alanlar da var yakın çevrede. Ama asıl burada büyük tahribat oraya ulaşacak ormanlardan geçecek yollar mesela. Tabii, o da çok büyük tahribat. Tabii, elbette. Yani evet. tamamen orman alanları buralar. En son şimdi yine turizm tahsisleri yapıldı. Yani bu birkaç gün içerisinde oldu bu da. Bu da Torba'da, Kızılağaç'ta, Gündoğan'da ve yine Cennet Koyun bir bölümünde orman alanları turizm yatırımlarına tahsis edilmekle şimdi karşı karşıya. Onun da ilanları çıktı. Yani biz şimdi Orta Kent. Müthiş bir taarruz var yani Sayın evet, Başkan. Evet yani işte Cennet Koy, ondan sonra bir taraftan mesela Akbelen, hadi sadece o kadar da değil. Yani bir taraftan madenlerle, taş ocaklarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz bu kadim topraklarda. Evet. Yani bari ülkenin turizm potansiyeli olan yerlerini koruyalım değil mi? Evet, i̇şte burası evet. öyle bir yer. Bütün Muğla, Göcek, evet. Gökova, Mandalya körfezlerimiz bizim. Elbette Marmaris, Fethiye. Yani her yerimiz yani çok, çok değerli. Dünyanın en önemli turizm destinasyonu burası. Ege ve Akdeniz'in tam birleştiği yer. Biz turizm potansiyelini, bacasız ekonomiyi hazır burada yakalamışken şimdi
dağlarımızı, taşlarımızı, kayalarımızı, kıyılarımızı maalesef ranta kurban ediyoruz. Evet. Tam bunu konuşalım Sayın Başkan. Bunun üzerinden çünkü yine hukukçu görüşüyle Sayın Pekşen önce size sözü vereyim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de bu cennet koyunu özellikle yakından takip ettiniz. AKP böyle gider ayak tırnak içine söylüyorum. Hani yüzük taşı diye onlar görüyor. Öyle bakıyorlar çünkü. Rant alanı olarak görüyorlar. Belli başlı yerleri bütün Ege'de imara açma hazırlığı yapıyor. 800